Sektörpedia'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Nextdoor'un sunduğu Sektörpedia'nın bu bölümünde Ahmet Kuzkun yanımızda. Bir yatırım teşvik uzmanı tanıyacağız sizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Koşturuyoruz. İşte Antep'in karıyla geçen hafta bayağı uğraştık. Evet. Tüm memleket olarak. Aslında sadece Antep değildi de sanki Türkiye'ye geldi bu kar gibi. Öyleymiş. Evet. Ben sonradan haberlerden okudum tabii bunları. Ama zor bir süreçti. Evet. Yaklaşık 50 yıldır böyle bir kar olmadığını söylüyorlar. 60 küsür diyorlardı. 67 mi? Öyle bir yani, yıldan sonra. Biz 50'ye kadar duyduk ama genel olarak hazırlıklı değildik memleket olarak bu kara. Hem belediye olarak hem vatandaş olarak hazırlıklı değildik. Şu anda da erime esnasında zaten. Acaba bunlar yeraltı sularını kaldıracak kanalizasyonlarımız var mı diye düşünüyoruz. Doğru, doğru. Ama güzel, yani en azından artık güneş de yavaş yavaş 7-8 derecelere çıktı. Biraz eriyor. En azından arabalarını ortaya koyanlar arabalarını alabiliyorlar. Evet. Bayağı bir ceza yazılmış tabii. Halkın biraz da tepkisi var. Kenarda duran araçlara. Öyle mi? Evet. Dün mali müşavir bir arkadaşla görüştük. İki arabasını meydanda bırakmak zorunda kalmış. İki aracına da 199 lira ceza yazmışlar. Bunun bir de cezası var yani. Evet. Ama kara afeti? Afet bitti. O gün de afet diyorlar. Çok iyiymiş. Bunu da ayrıca konuşmak isterim de yapmayacağım. Konumuz bu değil. Siz bir yatırım teşvik uzmanısınız. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Hangi uzmanlık veya hitabı tercih edersiniz? Bu arada onu da sormuş olayım. Yatırım teşvik uzmanı denilebilir. Biz devlet teşvikleriyle, Avrupa Fonu teşviklerle, Avrupa Fonu teşviklere en geç cevap veren ülkelerden biriyiz Türkiye olarak. Aslında Avrupa'nın birçok teşviği var. Devletimizin verdiği 126 tane teşvik var. Biz sadece kısmen herkesin bildiğini bilen, çok detaya girmeyen bir sanayici olmaya başladık. Evet. Ya da ticaretle uğraşan kişiler olmaya başladık. Aslında birçok teşviklerimiz var bizim. Bunları biz bir yatırım uzmanı olarak çok iyi inceleyip maddelerden maddeler çıkartıyoruz. Alt maddeleri daha fazla nasıl geliştirebiliriz, daha fazla nasıl talep edebiliriz diye bakanlıklara yazılar yazıyoruz çıkan teşvikler sonrasında. Bunlar yatırım teşvik olur, kırsal kalkınma olur, birçok teşvik çeşitlerimiz var. Bu yatırımlarla baktığımızda Avrupa'daki birçok yatırımın daha güçlü olmasındaki, sanayinin daha gelişkin olmasındaki en büyük neden devlet desteklerini tam kullanabilmeleri. Aslında sanayi memleketinde yaşıyoruz ve inanılmaz yani 5 organize sanayiye kapılarını açmış bu şehir. 6. için talep etti. 6. için talep var aynen. Evet. Ve şimdi bu kadar fazla sanayi varken, bu kadar fazla işletme varken şimdi sanayi tek taraflı büyümüyor. Evet. Bunların eşleri, kayınbiraderleri, ben böyle örnek veririm. Evet. Onların kayınbiraderleri de şehrin içinde işte kafesinden tutun da gıda sektöründe işte faaliyet gösteren, işte güzellik, bakım vesaire bir sürü sektörde o kişilerin, sanayicilerin eşleri veya tanıdıkları da şehrin içinde açıyor. Orada da destekler var. Sadece personeli anladığım kadarıyla fazla olan organizede firmalar değil. Diğer taraftan girişimcilikte de, girişime başlarken de. Hizmet sektöründe de var. Sadece üretim değil. Hizmet sektöründe de. Ama kimse bunu bilmiyor. Yani bizim bunu aydınlatmamız lazım. Sorularda da onlar var. Yani destek almamak, teşvikten yararlanmamak aslında biraz da hani yanlış anlaşılmak istemem, bir de linç yemek istemem tabii ama mali müşavirlerin firmalar, işletmeler mali müşavirler tarafından yönlendirilmesini talep ediyor. Yani mali müşavirim bana söyleseydi ben bunu isterdim diyor. Fakat bunun uzmanlığı farklı. Yani sizin uzmanlığınızda bunları denetleyen, bunun uygunluğunu araştıran sizlersiniz aslında. Evet, aslında Erdal Demirkıran'ın bir sözü var. Ünlü üstadlardan, yazarlarımızdan. Der ya, biz Türkler olarak dünyanın en zengin insanlarıyız. Bunun da iddia edebiliriz diyor. Avrupa ülkelerinde, Almanya'da bir kişi bir işi yapar diyor. Ama bizim Türkler bir tane sekreter alacaksak önce şöyle diyoruz. Telefonlara bakar mısınız? Evet. Temizlik yapar mısınız? Evet. İki işi verdik. Evet. Sekreter yaptık, temizlik yaptık. Küçük muhasebe işlemlerini, evet. Bir de benim asiste eder misin? Bugün geldiniz, gittiniz toplantılar. Evet. Asiste de ettirdik. Dükkanı kapatıp açar mısın? Dükkanı kapattık, açtık. İşte genel randevuları ayarladık. Yani aslında bir kişiye biz çaya da bakar mısınız? Evet. Bir yemek söyleyeceğiz, onu servis yapar bizim mısınız? Çocuk geldiği zaman bizim çocuğu bir yere götürüp getirir misin? Falan filan önüne kişiye 5 iş verdiğimiz evet. için profesyonellik bekleyemiyoruz. Doğru. Profesyonellik istiyoruz, olmuyor. Bir muhasebeciye diyoruz ki siz bizim vergimizi takip edin. Dönüp diyoruz ki bizim danışmanımız dolu. O ayrı bir meslek. Evet. Dönüp diyoruz ki ya benim çocuk boşanacak da bir avukat bulsam. Ya bunu soran işletmecilerimiz var. Vardır. Muhasebeci bu defa kendisi bir tık fazla ücret istediğinde biz diyoruz ki ya ne ücreti ya? Ne yaptın ki? Ne yaptın ki? Bilmem işte Mehmet Efendi'nin muhasebecisi 200 lira alıyormuş, 500 Aynen. lira alıyormuş diye nitelendiriyoruz. Halbuki Avrupa'da her bireyin, işletmenin bile demiyorum, evet. her bireyin bir danışmanı var. Biz danışmanlarla bildikleri konularda danışmamız gerekiyor. Olmalı aile danışmanlıklarını, yatırım danışmanlıklarını, hukuk danışmanlıklarını. Tabii. Biz bu ülkeye yaydığımız takdirde biz sanayimizi çok rahat ve çok güzel kullanabileceğiz. Sadece sanayi değil dediğiniz gibi. Evet. Örneğin bir giyim mağazası açıyoruz. Hizmet sektörü, parakende sektörü, bunun bile teşvikleri var. Biz bunu bilmiyoruz çünkü araştırmıyoruz. Bir kere demişiz ki ya sadece sanayiciye teşvikler. Halbuki her sektöre teşvik ayrı ayrı bulunmaktadır. Ya bugün özellikle bu konuyu da biraz derinleştirmek istiyorum. Ev hanımları yetenekli, evet. çok fazla ev hanımımız var. Zaten memleket olarak da ev hanımlarımız yetenekli. Evet. Aileden de, anneden, işte anneannelerden falan öyle geliyor zaten. O gibi gen yani. Evet. Bir atıyorum, bir işletme kurmak istiyor. Yaptığı içli köftesini, bilmem neyini satmak istiyor. Bu çok güzel bir şey. Ama teşvik konusunda hiçbir bilgileri yok ve ya bir dükkan satıyorlar ya işte bir yerden kredi çekiyorlar. Hani tek yol bu değil. Sizler evet. gibi danışmanların işte sağladığı avantajlarla veya araştırmalarıyla kaç işletme tanıyorum ben destekten yararlanmıştır çerçevesi olan. Antep yuvalaması denilen bir yemek çeşitimiz var. Evet. Antep yuvalaması yapmaya başlayan bir ablamızdan tanışmıştık. Evde yapıyordu. İşte bizim teşvik uzmanı olduğumuzu bilmiyor tabii. Biz yaptırmaya gittik ama sonra baktım ki o ticari zekanın olduğunu gördük ve kendisini teşviklere yönlendirdik. Şu an yanında 5 kişi çalıştırıyor. Antep yuvalaması, içli köfte. Muhtemelen Antep aynı yerden bahsediyoruz ama daha önce hiç muhabbetimiz olmadı ama aynı yerden bahsediyoruz bence. Olabilir. Teşviğini verdik. Şu an danışmanlığını yapıp daha fazla geliştirerek yurt dışında nasıl ihracat yapabiliriz diye bunun çok güzel tercümelerini aslında arıyorum. Bu lazım. Yani evet. sizlerin de ellerine kollarına sağlık ve deneyimlerinize sağlık. Bu çok kıymetli ve bunu da hızla yaydığınızı biliyorum. Evet. Hem hissediyorum hem de biliyorum aslında. Evet. Bilgimin dahilinde de var. 10 tane sorumuz var Ahmet Bey. Bunların cevapları sizde mevcut. Evet. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunlara net hem ihtiyacı olan yani teşvik konusunda soru işaretleri olan hem de bir sonraki nesilde sizin işinizi layığıyla yapmak isteyen kişiler için cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Bir teşvik uzmanı olarak, evet. yatırım teşvik uzmanı olarak işinize en rafine şekilde, en evet. yalın şekilde evet. nasıl tanımlayabilirsiniz? Öncelikle bir yatırım teşvik uzmanı olarak mesleğimi çok severek yapıyorum. En başta bir ülkeme katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Evet. Bilinmeyen bir şeyi, aslında olan, var olanı, bilinmeyen bir şeyi herkese anlatmaya çalışıyorum. Ve faydalanmak isteyen herkesin fayda gördüğünü, fayda sağladığımızı gördükçe daha çok mutluluk duyuyorum. Evet. Bunu geleceğin kimseye, ya şöyle diyeyim, bir ürün satmayacak, bir şey satmayacak ama fikrini vererek fikir satabilecek. Doğru. Bu fikirler her geçen gün daha da değerli bir hale geliyor. Bilgi girişimciliği dediğimiz bir olay var günümüzde, evet, zaten. Şu an dünyanın en zenginleri arasında bir elmas madeni sahibi yok. Evet. Ya da bir altın madeni sahibi yok. Şu an dünyanın en zenginleri arasında sosyal medya, internet çağı, evet, ve benzeri e-ticaret. Bunların dünyanın en zenginleri olduğunu görüyoruz. Doğru. Hiçbir sanayici dünyanın en zengini değil. Doğru. Bu yüzden bilgilerimiz paylaştıkça daha değerli hale geliyor. Bu yüzden danışmanlık bizim için bir daha önce Avrupa'da olan, 30 yıldır Avrupa'da çok gelişmiş olan bir meslek şu an çok ileri derecelere doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Devletin sağladığı avantajları, evet, bunun tüzüğünü evet, uygulayabilen ve bunu araştırabilen, buna da hakim olan bir mentor gibi aslında, evet, biraz da. Bir tür mentorluk hizmeti. Sadece sağlanabilen avantajları iyi araştırmak. Burada mentordan farklılaşan nokta. Çünkü mentor biraz daha sadece deneyimdir mentorda. Evet. Hem araştırmak, hem güncel konulara hakim olabilmek, güncel mevzuatları her gün takip edebilmek. Bu da zor. Güncel mevzuat her gün, örneğin bir yatırım teşvik olarak konuşalım. 2021 yılının 12. ayına kadar yatırım teşvikte başvuru ücreti yoktu. Evet. 2022'nin 1. ayında, 1. ayın 1'inde resmi gazetede geldi. Bunu bilmeden başka birine aktarmak her zaman eksiye düşülecektir. Bu yüzden güncel konuları her gün takip etmek gerekir. Bu da çok başarılı bir konu aslında. Yani bunu takip etmek de oldukça zor. Benim abim valiymiş abi, oradan biliyorum. Yani tüzük takip etmek, evet, madde takip etmek zor ama işin başarılı kısmı da bu. İyi bir teşvik uzmanı, yatırım teşvik uzmanı olmak için neyi doğru yapmak gerekir? Sektörünüzde gözden kaçırılan noktalar genelde neler oluyor? Yani iyi bir yatırım teşvik uzmanı olabilmek için ve yapılması gereken şeylerin başında doğruluk, dürüstlük ve tecrübe gerektirir. Kişi teşvik danışmanlığı yapacağı kişiye doğru ve dürüst gitmesi gerekir. Bizim ülkede bilirsiniz, Türk milleti olarak bir işi başarmadan önce nasıl kurnazlıkla başarma sistemini daha önce çözmüş olmamız gerekir. Tabii. Yoksa başarılı olamayız. Önce sistemi abuse edip, yani suistimal edip ondan, evet, sonra. Evet, evet. Şu an suistimal ettiğimiz için sistemin biraz bir ön yargı oluşmuş danışmanlık konularında. Fakat o kadar tecrübeli üstadlarımız var ki bu işin içerisinde. Yani ellerine su dökülmeyecek derecede. Bir teşvik çıkmadan önce teşvik kanunları nasıl düzenlenebilir derecede sorulacak üstadlarımız var. Bunlar için danışman, uzman olmadan önce çok para kazanma hırsı olmayacak. Ha. Ne kadar faydalanabilirim, ne kadar faydalandırabilirim, ne kadar herkese bir fayda sağlayabilirim düşüncesi olacak. Çok güzel. Sadece para olursa, oldu. Evet. Sadece para olursa ben çok fayda sağlanabileceğini düşünmüyorum. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Bir firma, kurum veya işletme neden teşviğe veya destek tavsiyelerine ihtiyaç duyar? Sektörel rakiplerden farkı nasıl ortaya çıkar teşvik alan kişinin? Bir firmanın teşviklere şu yönde ihtiyacı olur. Her ne kadar maddi ihtiyacı olmasa da, maddi güce sahip olmuş olsa bile en başta büyüme hızı bir tık daha fazlalaşacaktır. Aslında Ahmet Bey, ben bunu biraz daha açmak istiyorum. Yani, evet, derinleştirmek istiyorum. Çok fazla bu şekilde, hani ben de bir tek ARGE merkezi içerisinde yer alan bir firma olarak ARGE inovasyon kovalıyoruz. Evet. Ve dolayısıyla bizim projelerimiz için desteklere ihtiyacımız oluyor. Şimdi insanlar ya destek alırsam yarın bir gün bu benden acısı çıkar mı? Yani bu tabiri, evet, kullanmış, evet, olarak. Evet, evet, evet. Veya bu geri iadesi bilmem neye olur mu? Veya işte problem yaşar mıyım? Korkusu endişesi var. ve insanlar kendi ham kasalarındaki parayı kullanmak istiyorlar. İlk yöneldikleri şey bu. Buradaki o handikapı açıklayabilir misiniz? Buradaki handikap dediğimiz gibi biz danışmanlar olarak en başta danışmanlık mesleği Türkiye'ye ilk girdiği sıralarda kurnazlığını öğrenen danışman arkadaşlar kredileri hibe olarak tanıttığı için ya da kişi şartları sağlamadığı halde oralardan bir şekilde sağlatılarak kişiye uygunsuz teşvikler kullandırıldığı için bunlar tekrar istenilmiş. Bu da ülkede çok çabuk yayıldığı için tabii. Herkes diyor ki bilgi hızlı yayılır. Evet. Herkes diyor ki ya bizim işte A firması teşvik aldığı son 3 yıl sonra geri istediler. Halbuki kendisine uygun olmayan bir teşviği aldığı için istendi. Şu an sistemler iyice kapandı bu. Hakkın olmayan ya da şartları sağlamadığın teşvikler önü öyle bir kapandı ki bugün tabii. Hakkın olmayan bir teşviği almak istesen butonlar, yönlendirmeler sana ona izin vermiyor. Zaten. Aynen. Hatta her geçen gün bitiyor. Doğru, kesinlikle. Hatta Nace koduyla da sınırlandırılmış evet. Şeyler var. Tabii. Sen diyor bu işi yapmıyorsun. Sözleşmende, ana sözleşmende olabilir ama bu işi yapmayan birinin bu teşvikten yararlanması anlamsız diyor ve evet. Vermiyor. Artık sınırlandırıldığı için bunlar çok doğru sistem kalmadı. Tabii bu algıyı kırmak da zaman alacak. Bu zaman bir an önce bitmesi gerekiyor ki bu teşvikler boşa gitmesin. Aynen. Her yıl açılıyor değil mi böyle bir fon? Yani bu kadar yıl, yani bu yıl bu kadar teşvik bütçesi ayrılmıştır diyor devlet. Tabii, normalde. Tabii. Her yıl her kuruma teşvikler dağıtılır. SSK'sına, Sanayi Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na ve birçok bakanlıklara, Çalışma Bakanlığı'na, Aile Sosyal Politikalara, bunların hepsine teşvikler, yardımlar dağıtılır. Bunlardan uygun olan şartları sağlayan işletmeler talep eder ve kendi hakkına düşeni isterler. Çok iyi bir sistem aslında. Bazıları proje ister, bazıları istihdam ister, evet, bazıları makine ister, üretim ister. Yani bunlar her kişi için değiştiği için, her firmalar için, evet. Her kurum için. Hangi kurum neler veriyor? Hangi kurum nelere veriyor? Bunlar çok iyi araştırılarak uzman ekipler, uzman danışman arkadaşlar tarafından araştırılarak başvurulduğunda %99 teşvik sahiplerine ulaşmış oluyor. Çok güzel. Yani ben bunu aydınlattığımız için de sevindim. Çünkü herkeste bir korku vardı. Onu da buradan silmiş olduk. Evet. Hep sizler için soruyorum. Bakın yani benim işime yaramaz. Ama sizin için ne gerekiyorsa teşvikler ve destekler firmalar tarafından çok fazla rağbet gören bir olgu. Bunu talep eden firmaların artıların yanı sıra karşılaştığınız negatif handikaplar var mı? Yani teşvikten yararlandığı zaman ya bir tanesini bunu örnek vermek istiyorum. Ne demek istediğimi. İnsanlarda şu endişe var. Ben hep bu geleneksel bir endişedir bu arada. Ben destekten yararlanırsam yarın bir gün çevremden herhangi birisi çıkar ve bana der ki ya sen destekten yararlandın, aynı desteği bana verselerdi ben de büyütürdüm. Yani sen çok mu akıllısın ben geliyor. Ya biraz argo, sokak jargonu oldu da bununla karşılaştığınızda tepkiniz danışman olarak yönlendirmeniz nasıl oluyor? Öncelikle bu sağlıklı bir psikoloji değil zaten. Evet. Bunu soran. Şimdi şöyle söyleyeyim. Doğru, biraz böyle bir yaklaşımlar bazen olabiliyor. Karşılaşıyorsunuz. Evet yani. Evet, yaklaşımlar olabiliyor. İşte ya bir A firması, büyüklerden A firması. Tabii o kadar teşviği ben alsam ben de büyürdüm. Evet. Fakat A firması o teşviği alarak büyüdü ama sıfırdan hiçbir firmaya teşvik verilmiyor. Siz bir yatırım yapmak istediğinizde, A makinesini almak istediğinizde diyor ki %25'ini minimum, %25'ini bir yatır diyor. Senin %25'in olmadan o teşviği sen de alsan demek ki sen de büyütemeyecektin. Çünkü %25'in yok. Şey gibi o zaman, sen gönlünü koydun mu bir bakalım evet, gibi bir şey. Yani elini taşın altına koymadan ben o taşı kaldırabilirdim demenin bir anlamı yok. Önce bir taşın altına elini koyacağız. Bir ticarethane açmaya karar vereceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki biz o teşviği alsaydık biz de yapabilirdik diye diyeceğiz. Ya dışarıdan baktığınız zaman ya o destek işte 1 milyonum olsaydı ben de 1 milyonu olan biri 250 bin kadar öz sermayesine sahip olmuş başarılı biridir. Tabii. Bunu neye yatıracağını da bildiği için yatırdığı şeyin devlet tarafından teşviğinin olma ihtimali de yüksektir. Tabii. Çünkü akılcı gidiyor. Evet. Bu senaryoda devlet de bu yapılmış inovasyona destek olacak bir devlet zaten. Evet. Aslında ekosistem tamamlanıyor ama dışarıdan bakıldığında öyle değil. Yani o konuşanlar için öyle değil. Ya şimdi nasıl bir yeni üretimlerden bahsedebiliriz? İnovasyon yatırımlarından bahsedebiliriz. Yenilikçi yatırımlardan bir kısmını katlanabilir masa. Ya kullanışsız diye bir kere ismi çıkmış. Fakat bunu kullanışlı hale getirerek herkesi satmak istiyor ve e-ticaret de yapmak istiyor. Evet. Biz görsel ticarete yani sıcak ticarete alışmış bir milletiz. E-ticarete atılarak 100 bin lirasını, 200 bin lirasını oraya gömmüş, 200 bin lira da devletten destek almış bir işletme. Hı. Ya siz 50 bin liranızı riske atarak bir tane araba alamıyorsunuz. Evet. Acaba fiyat düşer de zarar eder miyim diye kendi bineceğiniz arabayı alamazken işletmeciler için böyle konuşan kişiler için konuşuyorum. O kişi 200-300 bin lirasının tüm birikimini belki de hayatı boyunca tüm birikimini bu yatırıma bağlamış ve e-ticaret demiş. Yani bir cevap olduğunu düşünüyorum. Yani sizin sayenizde paylaştığınız şeylerle ben zaten karşıydım. Ya ki zaten soruları da ben arada böyle kendi fikirlerimi de katıyorum yani. Evet. Çünkü benim kulağıma çok fazla geliyor. Bir ARGE merkezinde uzun yıllardır firma olmak bana bu soruları sordurtuyor. Evet. Çünkü çok fazla dostumuz, eşimiz, dostumuz var. Artık bana da geliyor bu sorular. Ben de sizden bunların cevaplarını almış oldum. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz. Teşvik uzmanı olmak için, teşvik ve yatırım ve teşvikte sanıyorum. Uzmanı olmak için size ilham veren ne oldu? Bu işi seçtiğiniz için ilk yıllarda veya günümüzde keşkeleriniz oluştu mu? Bazı dönem olur yani böyle gece eve gidersiniz. Ya yeter ya ben emekliliğimi yaşayayım. Gençsiniz de. Evet. İnsan gençken bile bunu söyleyebiliyor. 9 yıl kamu deneyimimiz var. En son sanayi odasında çalışıyorduk. Sanayi odasında sanayicilerle iç içeyiz. Evet. Sanayicilerle sürekli gidip geliyoruz. Ya birçok devletin teşviğinin olduğunu fakat sanayicilerin birçoğunun bundan haberinin olmadığını gördüm. Evet. Direkt dolaştığım sırada. Dedim ki bundan sanayiciler biz Antep olarak o kadar şanslı bir ildeyiz ki bizim Ankara'da üstadlarımız da var, Ankara'da bulunduğumuz mekanlarımız da var. Fakat Ankara falan değil. Biz bu Gaziantep olarak ülkenin kalbiyiz. Evet. Sanayi olarak deviyiz. Her şeyi üretiliyor. Yanılmıyorsam 500 küsür milyar dolar bir ihracat var. Evet. İnanılmaz bir rakam. Tabii tabii. Dünyada ihracat üstü yapılmaya çalışıyoruz zaten şu an. İnşallah da başardık. Fazla bir şey de kalmadı. Sonlarına geldik. Biraz zor da olsa. Bizim en baştaki amaçların yani bu işe karar vermemdeki amaçlardan bir tanesi şey oldu. Baktım ki böyle bir teşvikler var. Avrupa'dan gelen o kadar muhteşem teşvikler var ki. GES'tir, Yeşil Enerji'dir. Bunlar o kadar muhteşem teşvikler ve biz bunların hiçbirinden faydalanmıyoruz. Ve faydalanan kişi sayısı da, firma sayısı da çok az. Çok az. Dedi ki biz bunu yayabiliriz. Sanayi odasından ayrıldım ve kendim bu işi yapmaya başladım. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Yani fikrinizin arkasındasınız zaten. Firma, kurum veya işletmelere danışmanlık sağlıyorsunuz. Danışmanlık ve mentorluk yapıyorsunuz aslında. Kendi girişimlerinizde veya işletmenizde de uyguluyor musunuz? Veya bir işletmeniz var mı? Yani bu bilgilerinizi kendinizde uygulayabiliyor musunuz? Evet, kendi işletmemizde de kullanabiliyoruz ve kendi işletmemizde de teşvikler alıyoruz. Kendi işletmemiz var. Personel teşvikleri özellikle. Fakat yeni bir işletme kurmayı da planlıyoruz. Şu küresel bir kriz olduğu için bir krizi iyi bir gözlemlemek istiyoruz. Yabancı olduğumuz bir sektöre ya da yabancısı olunan bir sektöre hiçbir ticarete atılmak isteyen kişinin atılmasına izin vermemeye özen gösteriyoruz. bildiğiniz işi yapın. Ne yapıyorsanız diyoruz biz. Evet. Yeter ki bilin. Neyi biliyorsunuz? Antep şu an karla mücadele ediyor. Eğer karatmayı biliyorsanız buyurun karda çıkalım karatalım diyoruz. Eğer karatmayı bilmiyorsanız benim küreğim var deyip çıkarsak kayar düşeriz. Doğru. Biz herkese bunu diyoruz. Bildiğiniz işi yapın ne olursa olsun diyoruz. Objektif perspektifle bakıldığında vizyonel Z kuşağı var ya, o Z kuşağının arasında aşırı vizyonlu olanları var. Evet. Yani gurur duyuyorum onlarla bu arada. Onların ilgisini kazanan bir uzmanlık olacaktır. Evet. Hani henüz belki farkında değiller ama sizin el atıp bırakacağınız insanlar onlar olacak. Onlara nereden başlamalarını önerirsiniz? Yani ilk yapmalarını istediğiniz şey ne olacak? Ne olmalı? Kolay para kazanmanın yollarını bir defa aramasınlar diyorum. Kolay para kazanmak, kolay kaybetmeyi gösterir. Biraz parayı nasıl, ne biçim, nasıl kazanırsak nasıl yeriz, nasıl kaybetme riskimiz olur. Bunu bir inceleyip sık dokusunlar. Antep ağzıyla konuşmak istersek, inceleyip sık dokusunlar. Kolay para kazanmak değil de kalıcı para kazanmak, sürekli para kazanmak şeklinde çevirsinler. İstikrarıyla, sürdürülebilirliğiyle. Tabii, bunlar daha fazla hayatı idam ettirmemizi gerektirir. Kolay para kazanmak ise bugün kazanabiliriz belki ama yarın kazanamayabiliriz. Doğru. Gelecek Z kuşağı için konuşursak %80'lik kısmı kolay para kazanmak ama %20'lik kısmı o kadar zeki, o kadar pratik zekalı, o kadar ileri düşünceli ki ben bile sizin baktığınız gibi hayretle bakıyorum. Evet. Yani bunlar bizi dünyada ilk 5 diyoruz ya, eminiz ilk 1'e de götürecek nesil olarak görüyorum bu Z kuşağını. Yani belki hani bize şimdi mesela gözlemleriniz ve tabirleriniz doğru. Evet. Hani ben de böyle hissediyorum ve ara sıra paylaşıyorum. Hani izleyicilerimiz de onlar olduğu için biraz da. Kolay yoldan daha hızlı, hatta hiçbir şey yapmadan en az eforla para kazanayım derdindeler ama acaba onlar da bizim gibi belli duvarlarla, belli engellerle karşılaştıktan sonra "Aa, bir dakika bu hayat böyle değilmiş" diyecekler mi? Onu bekleyip görmekten de başka çaremiz yok. Ama bunu merak ediyorum mesela. Ama aslında bunu çok demeyecekler. Şimdi biz taştan tekerin nasıl yapıldığını biliyor muyuz? Yok. Biz bilmiyoruz. Bizden önceki nesil onu biliyordu. Daha önceki nesil biliyordu daha doğrusu. Evet. Ya da araç için, gitmesi için sadece mazot ve benzinin gerekliliğini düşünüyorduk. Şu an elektrikle gidiyoruz. Hibrit'e geçtik. Evet. Şu an gelecek nesil acaba hibrit'te gidip güneş enerji paneliyle daha hızlı giden araçlar üretilecek. O neslin bizim gibi kaygıları olmayacak, zorluk kaygıları. O dönemin koşulları. Tabii biz hayatı kolaylaştırarak temelli alışan bir nesil haline geliyoruz. Hayatımız çok kolaylaşıyor. O kadar kolaylaşıyor ki her şey önümüze seriliyor. Evet. Daha önce benzin kuyrukları varken şimdi güneş kuyrukları olacak. Doğru. Işın kuyrukları olacak. İlerleyen nesiller, tabii biz bunları sadece hayal edebiliyoruz. Bizden sonraki nesiller görecektir. Doğru. O koşullarda, o yılların getirdiği şeylerle. Evet. Peki çevrenizde size teşvik uzmanı, danışmanı olacağım dediğinizde yapamazsın, ya o iş öyle değil, işte dışarıdan bakıldığı gibi değil, zorlanırsın demişler miydi veya diyen oldu mu? Evet. En son bu dediğim gibi 9 yıl kamu tercümen var. En son kamuyu bırakırken kaç tane danışman olduğunu biliyor musun dediler. Evet biliyorum. Antep'te yaklaşık 80 tane danışman var dedim. Ya yapamazsın, elindeki birikimlerin de gitmesin dediklerinde hiçbir iş bulamazsam ayakkabı boyacısı olurum dedim. Ya sen 2 tane yüksek lisans mezunusun, ne ayakkabı boyacısı olacaksın dediklerinde ise şu lafı söyledim. Ben billboardlara hiç Ahmet'te ayakkabınızı boyattınız mı diye yazarım. Bu millet meraktan yine gelir dedim. Evet. Antep'te 3 milyon insan var. 1 milyonu gelse 5 liradan boyasam 5 milyon param olur dedim. Ticareti bilmek önemli değil. İnsanı tanımak önemli. Evet. İnsanı tanıyan her yerde satar, doğru şey üretir ve satış sonrasında bile memnuniyeti sağlar. Memnuniyeti sağlar, istikrarı sağlar. Ya ben Antep'li olduğum için, Antep'te yaşamımı sürdürdüğüm için, Antep dışında yaklaşık 12 ilde bulundum. Uzun süreler yaşadım. Antep'te bulunduğum için şu an o kadar şanslıyım ki ben kalbindeyim ya. Her çeşit kozmopolitik bir şehirdim. Evet. Birçok dini, ırkı kendi bünyesinde barındıran bir şehirdeyim. Birçok sanayiciyi, birçok hizmet sektörünü kendi sektöründe barındıran bir şehirdeyim. Birçok şehirde bir halı fabrikası olmayan şehirler var Türkiye'de. Doğru. Yani bu yüzden ilk başladığımızda aynı herkese denilen gibi ya yapma, memurluğa devam et. Herkes memur olmak için neler yapıyor diyerek önümüzü kesenler de oldu. Peki bu branşı, bu uzmanlığı seçmeseydiniz, bu danışmanlığı seçmeseydiniz hangi sektörde ne iş yapardınız? Böyle gözde kalan geçmişten bir şey var mı? Ya ben onu istiyordum da hayat beni buna yönlendirdi gibi. Hiç keşkelerim olmadı. Aslında yaptığımız hatalarım olmadı demiyorum, keşkelerim olmadı. Hatalarımdan ders çıkartarak doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Çok güzel. Sorularımız bitirdik sizle beraber. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Altın değerinde bilgiler oluştu ki ben altta da yorumlar geleceğini düşünüyorum. Zaten biz Instagram veya işte iletişim bilgilerimizle yazıyoruz. Evet. Hani oradan da gelecek sorular olursa cevaplayacağınızı veya yardımcı olduğunuz. Aynen firmalara da buradan çağrıda bulmuş olalım. Danışmak isteyen firmalara yardımcı oluruz. Teşekkür ediyoruz katılımınız, gerçekleştiğiniz için. Rica ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Rica ederiz. Next One'ın sunduğu Sektörpedia'nın bu bölümünün sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı, altına yorum yapmayı, gözden kaçırmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Devletimizin verdiği 126 tane teşvik var. Biz sadece kısmen herkesin bildiğini bilen, çok detaya girmeyen bir sanayici olmaya başladık. Ya da ticaretle uğraşan kişiler olmaya başladık. Aslında sanayi memleketinde yaşıyoruz. 5 organize sanayiye kapılarını açmış bu şehir. 6. için talep etti. Tabii. Sen diyor bu işi yapmıyorsun. Bu işi yapmayan birinin bu teşvikten yararlanması anlamsız diyor. Ve vermiyor. Elini taşın altına koymadan ben o taşı kaldırabilirdim demenin bir anlamı yok. Bildiğiniz işi yapın. Ne yapıyorsanız diyoruz biz. Eğer kar atmayı biliyorsanız buyurun karda çıkalım kar atalım. Eğer kar atmayı bilmiyorsanız benim küreğim var deyip çıkarsak kayar düşeriz. Bunlar bizi dünyada ilk 5 diyoruz ya, eminiz ilk 1'e de götürecek nesil olarak görüyorum bu Z kuşağını. Bu yüzden bilgilerimiz paylaştıkça daha değerli hale geliyor.